Bir şey olsun. Evet. Biraz sonra 11. ilçemizin çalışmasını tamamlıyoruz. Daha önce de bahsettim. Bu çalışma karşılıklı görevlendirme, eşleştirme ve yol haritası olmak üzere kendi çizgimizi ortaya koyacağız. İlçemizle ilgili yapılması gereken her şeyi masaya yatıracağız. Bu bakımdan bu çalışma önemli. 2020'nin yol haritası olacak bir çalışma. Ancak bu çalışmaların bize sonuç olarak getirdiği şu: bir kısım çalışmaların artık tamamen bitirilip gündemden düşmesini inşallah sağlayacağız. Bunun için de ön çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Ne yapacağız? Efendim, bir yandan bu çalışmalar kendi seyrinde giderken diğer taraftan da önemli ciddi projeleri ele alıp takip edeceğiz. Şeref Başkanımız sağ olsun, kendisi beraber seçime girdik. Harfeti'de büyük bir heyecan uyandırdı. Harfeti'nin umudu haline geldi. Ve umudu haline gelmekte de haklı bir vizyon var. Canan Hanım, ilçe başkanımız, kendisine hem huzurlarınızda teşekkür ediyorum bugüne kadarki güzel birlikte çalışmamız nedeniyle, hem de bir başsağlığı da tekrar diliyoruz. Abisi vefat etmişti. Buna rağmen bugün bu çalışmalarımızın içerisinde bulunuyor. Harfeti inşallah daha güzelleşecek. Çünkü gerek ilçe başkanımız, gerekse belediye başkanımız buradaki konuları çok iyi biliyorlar. İletişimleri çok iyi, muhtarlarımızla çok iyi tanışıyorlar. Başkanımız sahayı çok iyi biliyor. Hatta kendisi burada belediye başkanlığı yaptığı kaymakamlıkla birlikte sürede muhtarlarla iletişimin çok güçlü olduğunu, o zaman da çok güzel hizmetlerine memnun olunduğunu, bugün de bize geldiği zaman hizmet odaklı bir çalışma ortaya koyduğunu görüyoruz. Şimdi burada inşallah verimli bir çalışma yapıp buranın da yol haritasını çizmiş olacağız. Bu değerli başkanım, bu çalışmadan bir nüsha size gelecek. Bir nüsha bizde kalacak. Sonra da bizim daire başkanlarımıza göndereceğiz. Daire başkanlarımızın önündeki yol haritası ortaya çıkmış olacak. Sayın Başkanım, 31 Mart seçimleriyle birlikte AK Parti ile kavuşturduğumuz ilçemizi, kazandırdığımız ilçemizi sizin önderliğinizle, sizin riyasetinizle ve tüm çalışma arkadaşlarınızın destekleriyle burada bizim mücadelemizle iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ben yaptığınız çalışmalardan dolayı, ilçemize vermiş olduğunuz katkıdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Hem sizlere hem çalışanlarınıza, ekibinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve ben bugün yapılacak olan toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben sunuma geçeyim Sayın Başkanım, müsaadenizle.